Yerel gazeteler, onları da paylaşalım. Ulusal gazeteler, yerel gazeteler, sizin düşünceleriniz hepsi bu ekranda, nav ekranlarında Çalar Saat'te. Şimdi İstanbul Damga gazetesiyle başlayalım. Molozu nereye gömeceksiniz? Görür'den seçilecek belediye başkanlarına ders niteliğinde tavsiye burada başlattık. Deprem dirençli kentler istiyoruz diye adaylar size geldiğinde lütfen bunu talep edin diye insanlar geçimden evleri, evlerinin durumu bunu bile konuşamaz haldeler. İşte süt yardımı, et yardımı, emekli ne yapacağını bilmez halde bize nasıl yardım edeceksiniz diye bunu soruyor. Sosyal yardımları merak ediyor ama bu yaşamsal önemde. Damga gazetesinde Profesör Doktor Naci Görür'ün sözleri. Van, Van'ın Sesi gazetesi. Van'ımızı hak ettiğimiz yere getireceğiz. AK Parti İpek Yolu ilçe başkanının paylaşımları. Sonra gazetemizin yazarı Profesör Doktor Ahmet Özer CHP'nin Esenyurt başkan adayı olarak ilan edildi Van'ın Sesi gazetesinde. Tekirdağ Trakya Demokrat gazetesi TÜSEDAT'ın iki farklı hesabına göre süt üreticileri zararda. TÜSEDAT Ocak ayı çiğ süt fiyatını iki farklı hesaplama metoduna göre açıkladı. Buna göre en düşük çiğ süt fiyatı 15 lira 79 kuruş olması gerekiyor. İki hesapta da süt üreticilerinin zararda olduğu da ortada. Maalesef durum bu. Kocaeli ve diğer iller, bu illerimize devam edeceğiz. Fakat yine çok önemli bir haber. Bunun yokluğunu, yoksunluğunu yaşıyor musunuz? Bize lütfen yazıp gönderin. İlaç bulunamıyor. Yani işte kanser ilaçlarından burun spreylerine kadar ciddi problemler var bizim haberleştirdiğimiz. Ama ayrıca sizin hatırlatmak istediğiniz, inanır mısınız biz şu ilacı bile bulamıyoruz dediğiniz bilgiler varsa onları da paylaşın. Ağrı kesicilerden tutun antibiyotiklere kadar, Parkinson ilaçlarından antidepresanlara kadar pek çok kalemde ne yazık ki az ya da çok yoklarımız mevcut. Aradığınız ilacı rahatça bulabiliyor musunuz? Yok, şimdi yoktu orada. O yüzden şimdi yan tarafa gireceğim. Bana sadece söyledikleri bu ilaç bizde bulunmuyor. Yani eczaneye bakın. Buydu. Şu an bir bakın ister. Var mı? Yok. Piyasada yok dediler. Ne yapacaksınız şimdi? Arayacağım. Buraya da soracaksınız. Buraya da soracağım. Bunda da. İlaç bulunamıyor. Özellikle de yurt dışından gelen ilaçların temininde sıkıntı büyüyor. Kanser hastaları ilaçlarına kavuşamıyor. Son bir iki kutu vardı, verdik. Yok mu? Gelmiyorum. Gelme imkanı var mı? Ya belki elinde kalmış olanlar da olabilir. Depolarda. Dönemsel bir ilaç yoku sıkıntımız olurdu. Ama son zamanlardaki euronun ani artışı, bu artışa adapte olamamamız. Bu sene sürekli bir ilaç yoklarıyla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Eczaneye giden birçok hasta aynı cevabı alıyor. İlaç yok, gelmedi. Biz de bekliyoruz. Ama hastalık beklemiyor. İlaç yokluğu hastaların tedavi sürecini de uzatıyor. Parkinson hastalarının bazı ilaçlarında yok. Şizofreni ilaçlarının bazılarında yok. Kaldı ki bu tip hastalarda ilaç değiştirmek çok ciddi sıkıntı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydam, ithal ilaçların temininde sorun yaşandığını söyledi. Yurt dışından gelen başta kanser ilaçları olmak üzere antibiyotik, bulantı ilaçları, göz damlaları, kronik bağırsak ilaçları ve alerji hastalıklarında kullanılan burun spreyleri bulunamıyor. Hastaların mağduriyeti katlanarak artıyor. Hastalar çok doğal olarak acaba bu eczanem yok deyip bu defa eczane dolaşıyorlar. En sonunda olmadığına kanaat getirince hasta bu defa hekimden randevu alma süreci başlıyor. İlaç krizinin bir nedeni devletin ilaç firmalarına belirlediği satış kurunun reel döviz kurunun altında kalması. Bir diğer nedeni de ham madde sıkıntısı. Eczacılar ithal ilaç yerine yerli ilaç tercih edilmesi konusunda bakanlıktan destek bekliyor. Yazlıklarını bulamıyorum, muadilini alıyorum ve para ödüyoruz artık. Türkiye'de sağlık parayla ve doktorlara randevu alamıyorum.